Sevgili çocuklar, hepinize merhaba. Yine yeni bir video ile birlikteyiz. Bu da böyle sanki slogan gibi oldu çocuklar artık, ama size bugün farklı bir hitap yapayım. Bunu hep planlıyorum ama yine unutuyorum. Küçük hanımlar, küçük beyler, derse hoş geldiniz. Bu daha iyi olabilir. Bir deneme daha tekrar yapacağım. Bugünkü konumuz ondalık sayılarda toplama. Şimdi toplamayı biz zaten doğal sayılardan biliyoruz. Burada da çok farklı değil. Bir iki ufak tüyo var sadece kaçırmamanız gereken. Onun dışında çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen başlayalım. Bakın, buraya birkaç tane örnek yazdım. Şöyle bakalım. Birincisi çocuklar, mesela siz yazıyorsanız veya tahtadan geçiriyorsunuz, sizin yazınızı varsayalım. En önemli kuralımız çocuklar, tam sayılı, pardon, ondalık sayıları toplarken en önemli kuralımız noktaların çocuklar tam alt alta gelmesi gerekiyor. Bunun arkasından çıkarmayı da yapacağız. Kural yine aynı. Ondalık sayılarımı yazarken, toplama veya çıkarma yaparken en önemli kuralım noktaların tam alt alta gelmesi. Bu birinci kuralım cepte. Bunu doğru yazdıysam artık buradan sonrası kolay. Ben doğal sayılarda yaparken, toplama yaparken nasıl yaparım? En sağdan en küçük basamakla toplamaya başlarım, değil mi? Yine aynı mantık, buradan başlıyorum. 5, 3 daha kaç çocuklar? 8. Bunu yazıyorum. Eğer noktaya geldiysem alt alta olan noktaların tam altına buraya da bir nokta koyuyorum. Bu da ikinci dikkat etmeniz gereken nokta. Noktalar tam alt alta, hemen onu koyuyorum. Sonra toplama işlemime devam ediyorum. 6, 2 daha kaç eder? 8. Bu kadar. Toplama işlemim bitti. Nasıl okuyorum? 8 tam, 10'da 8. Bu toplama işleminin cevabıymış. Burada eldesiz yazdım bilerek size. Hemen şuraya bakalım. Burada da eldeli bir toplama olacak şekilde. O zaman ne olur onu göreceğiz. Yine aynı. Yine ilk kuralım, bakıyorum. Noktalarım alt alta mı, kontrol ediyorum. Evet, tam olarak alt altalar. Öyleyse başlayalım. 9, 5 daha 14 eder, değil mi çocuklar? Biz normal doğal sayıları toplarken ne yapardık? 1'ler aşağıya, onlar komşuya. 1'i şuraya yazdım elde olarak. Şimdi ne yapıyorum? Devam mı toplamaya? Hayır. Önce ne yapıyorum? Evet, noktamı koyuyorum. Sonra devam ediyorum. 4, 2 daha 6, 1 de elde 7. İşlemim bitti. Demek ki bu da, bu toplama işleminin cevabı da 7 tam, 10'da 4. Niye 10'da diyorum? Çünkü ikisi de bir basamak olduğu için. Şimdi en önemli kuralımı tekrar ediyorum. Unutmayın, noktalar alt alta gelecek ve noktanın sırası geldiğinde mutlaka konacak. Şimdi buraya bakalım. Burada biraz daha farklı bir durum var. Şöyle bakın, 0 tam, %24. Altında da 3 tam, 10'da 5 var. Şurada bir boşluk var, gördük mü çocuklar? Biz bu boşluğu boş bırakmayacağız. Toplamada çok bir şey ifade etmez ama çıkarmada bu bize sıkıntı yaratır. Onun için alışkanlığımızı buradan başlatalım. Olmayan sol taraftaki basamak yerine bir tane 0 koyuyorum. Ha, burada bir basamak daha olsaydı o zaman 2 0 koyardım. Yani mutlaka her iki sayının da alt alta gelecek iki rakam olmasını sağlıyorum. Burası boş olduğu için, %1'lerde bir şey olmadığı için 0 koydum. Bu koyduğum 0 biliyorsunuz bu alttaki sayının değerini değiştirmiyor. Şimdi o zaman toplamaya hazırım. 4 0 daha 4, 5 2 daha 7, nokta sırası geldi ve burası da 3. İşlemim bu kadar. Gördüğünüz gibi aslında hiç zor değil. Sadece noktaların aynı hizada olmasına dikkat edeceğiz. Bir de olmayan basamaklar yerine 0 yazıyoruz. Devam edelim. Burada da yine bir basamak eksik. 0 koydum. Hemen artık başlıyorum. 5, 3, nokta, bu çok önemli çocuklar, ve 4. Bu toplama işlemi de bitti. Buraya gelelim. Bakın, burada bir tam sayıyla, bir ondalık sayı var, değil mi? Peki biz bunlarla ilgili daha önce büyük küçük karşılaştırması yaptığımızda ne yapardık? Yanına sıfır koyardık, değil mi? Şimdi burada noktam olduğu için çocuklar, tam bunun üstüne bir nokta koyuyorum. Bu olmayan iki basamak için ne yapıyorum? Artık biliyorsunuz, bakın, iki tane sıfır koydum. Yani alttaki veya üstteki sayı olması bir şey değiştirmiyor. Mutlaka olmayan basamaklar yerine 0 koyuyoruz. Şimdi artık toplamaya hazırım. Burası 2, burası 0, nokta, 8, 5 daha 13. Demek ki bunun cevabı da 13 tam, %2. Gelelim buradaki örneğe. Burada da olmayan basamak için yine bir 0 koyuyorum. Başlayabilirim artık. 7, 1, nokta, 6, 1. Ne oldu? 16 tam, %17 de bu toplama işleminin cevabı. Bence anladınız. Zaten zor bir şey yok çocuklar. Sadece siz yazıyor olsaydınız, mesela şöyle yazarsam olmazdı. Şuraya bir örnek yazıyorum. 3 tam 16 olsun. Mesela bir de 3 tam, tam altına yazmayayım. Yanlış örnek vermeye çalışıyorum çünkü.
Size dedim ki ben 3 tam %16 ile 3 tamı toplayın. Siz getirip 3 tamı, bu sadece 3 tam, buraya yazarsanız bu toplama işlemi yanlış olur. Çünkü bunun tam sayısı burası. Bu tam sayıda bunun altında olmak zorunda çocuklar. Ya da şöyle 0 tam %1 olsun. 0 tam onda 1 ile toplayın dedim. Mesela bunları alt alta getirmeye çalışmayın. Alt alta gelmesi gereken kim çocuklar? Noktalar. Bu da yanlış bir yazım olur. Şimdi bunları anladıysanız hemen çıkarmalara geçelim. Basit. Ondan sonra da dersi bitirelim. Devam ediyoruz. Ondalık sayılarda çıkarma çocuklar. Bakın yazdığım örneklerde yine dikkat edin. Bütün hepsinde noktalar tam alt alta gelecek şekilde. Şöyle biraz daha belirginleştireyim. Tam net göremiyor olabilirsiniz. Bakın hepsinde bütün ondalık sayılarımı yazarken, alt alta yazarken hepsinin noktalarını tam alt alta gelecek şekilde koydum. Bir tek burada bir tam sayı verdim. Onu da birazdan yapacağız. Şimdi yine sıradan başlayalım. Ne yapıyorduk? En küçük basamaktan başlıyordum. 8'den 1 çıksın 7. Sırada noktam var. 9'dan 2 çıksın 7. Demek ki bunun cevabı bu kadar. Buraya geldik. 5'ten 4 çıksın 1. Noktama geldi sıra. Noktamı koydum tam altına. 3'ten 0 çıksın 3. 6'ya da olduğu gibi indirdim. Çünkü altını çıkaracak başka bir rakam yok. Hemen buraya bakıyorum. 5'ten 2 çıksın 3 değil mi çocuklar? Şimdi geldi 0'dan 1 çıksın. 0'dan 1 çıkmaz. Ne yapacağım? Normalde çıkarma işlemini ne yapardık çocuklar? Komşuya giderdik değil mi? Bunu sildik. Buradan bir tane aldık. 7'den kaç kaldı? 6. Burası kaç oldu? 10. 10'dan 1 çıksın 9. Noktamı koyuyorum. Bakın diğer çıkarmadan, doğal sayılardaki çıkarmadan hiçbir farkı yok. Yine noktamı koydum. 6'dan 2 çıksın 4. İşlemin bu kadar. Yani eğer çıkmıyorsa normalde yaptığımız doğal sayılarla yaptığımız çıkarma işlemi gibi komşuya gidiyoruz. Komşan olarak aynı yöntemle yapıyoruz. Buraya bakalım. 9'dan 3 çıksın 6. 1'den 0 çıksın 1. Noktamı koyuyorum. 0'ımı da koydum. Bu işlemim de bitti. Buraya bakalım. Bir tam sayı var. Biliyorsunuz bir şey fark etmez. Sadece tam sayıların yine alt alta gelmesine dikkat etmem gerekir. Burada bir hata yok. Noktanın üstüne bir nokta koyup olmayan basamak için ne yapıyorum çocuklar? Tabii ki öğrendik artık, 0 koyuyorum. Şimdi 0'dan 7 çıkmayacağı için ne yapıyorum? Komşuya gittim. Burası 4 oldu, burada 10. 10'dan 7 çıksın 3. Noktamı koyuyorum. 4'ten 3 çıksın 1. Demek ki bu da 1 tam, 10'da 3. Buraya bakalım. Şurada olmayan bir basamak görüyorum. Hemen 0'ı yerleştiriyorum. Şimdi bunu yerleştirmezseniz ne olur? Onu göstereyim. Okullarda en çok gözlemlediğim hata şudur çocuklar. Buraya bir şeyi koymayıp bazen öğrenci hop aşağıya 1-6 yazıyor. Böyle bir şey tabii ki olmaz. Çünkü bizim eksilen çıkan farklı değil mi? Eksilenden bu çıkanı çıkarmak zorundayız. Toplamada gibi bu a yalnızmış aşağı indireyim, böyle bir hata yapmıyoruz. Bu yanlış olur. Eksilenim burada 0'dır. 0'dan 6'yı çıkarmak zorundayım. 0'dan 6 çıkmayacağı için ne yapıyorum? Komşuya gidiyorum. Burası 0, burası 10 oldu. 10'dan 6 çıksın 4. Gene 0'dan 3 çıkmaz. Gene ne yapıyorum? Bu defa bu komşuya gidiyorum. 3, burası oldu 10. 10'dan 3 çıksın 7. Sıra geldi noktama. Ve 3'ü de olduğu gibi aşağıya indiriyorum. Tamam. Burada mutlaka olmayan basamağa 0 koyacağız. Geldik son soruya. Bakın burada 2 basamağın üstü de boş. O zaman ikisinin üstüne de birer 0 koyayım. Sakın aşağıya 17 yazmayın. Evet, 0'dan çıkmayacağı için komşuya gidiyorum. Şu kaldı 2, 9, burası 10. 10'dan 7 çıksın 3, 9'dan 1 çıksın 8. 2'yi indirdim. Sıra nerede? Noktamda. 6'dan 3 çıksın 3. Bunun cevabı da 3'den 1000'de 283'müş. Bence zor bir konu değildi sizin için. Eminim ilk örnekten sonra hepsini tahmin ederek yaptınız. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bu ders bence çok kolay. Bir defa da izleyerek hemen halledeceksiniz. Sonra isterseniz bu yaptığım örnekleri sadece sayılarını yazın. Tekrar defterinize siz de yapın. Daha güzel pekişecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.